Merhaba çocuklar ben Müşra Hoca. Bugün sizlerle fen bilimleri testimizin çözümlerini birlikte yapacağız. Birinci sorumuz. Ali Ahmet ve Ayşe'nin yapmış olduğu etkinlikte hazırladıkları kartonları hayvan hücresi çizmiş ve üzerindeki temel kısımları göstermişlerdir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Gördüğünüz üzere 3 tane hücre çeşidimiz var. Yuvarlak, yuvarlak ve köşeli. Bizim Bitki ve hayvan hücresi olmak üzere iki türlü hücre çeşidimiz vardı. Bitki hücrelerimiz köşeli bir yapıya sahipken hayvan hücrelerimiz yuvarlak bir yapıya sahipti. A şıkkımız. Ali hayvan hücresinin şeklini doğru çizmiştir. Bakıyorum Ali yuvarlak bir şekil çizmiş. Dolayısıyla doğru çizmiştir. Ahmet'in hazırladığı hayvan hücresinin kısımlarında hata vardır. Hemen bakıyorum. Hücre duvarı, çekirdek ve sitoplazma. Biliyoruz ki hücre duvarı bizim bitki hücrelerimize ait olan bir durum. Dolayısıyla bir hata söz konusu. Ayşe'nin hazırladığı hayvan hücresinin kısımları ve şekli doğrudur. Bakalım Ayşe bir hayvan hücresi değil bir bitki hücresi hazırlamıştır çocuklar. Çünkü köşelidir Ayşe'nin çizdiği hücre. Köşeli hücreler bitki hücresine aittir. Dolayısıyla doğru çizmemiş. Ali'nin çizdiği hayvan hücresinin kısımları doğrudur. Evet, hücrenin 3 temel kısmı vardı. Hücre zarı, stoplazma ve çekirdek. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuz. Yukarıda verilen bitki ve hayvan hücresine ait bazı organellerden hangilerinde hata vardır? Hayvan hücresi, bitki hücresi diye ayrılmış. Hayvan hücremizde sentrozom bulunur. Bitki hücremizde kloroplast bulunur, doğru. Ee, hayvan ve bitki hücremizde kofullarımız vardır, fakat hayvan hücremizin kofulları küçük ve çok sayıda, bitki hücremizin kofulları büyük ve az sayıda olması gerekiyordu. Dolayısıyla bunların yer değiştirmesi lazım. Mitokondri hayvan hücremizde var, hayvan hücremizde hücre duvarı yoktur. Ee, bitki hücremizde mitokondri var. Hücre duvarı bitki hücresinde vardır. Hangi öncülümüz hatalı? 2. 3. sorumuz. Yukarıda hazırlanan hücre konulu özette yanlış yapan Esra hangi numaralı kısımda yanlış yapmıştır? Hücre zarı seçici geçirgen canlı ve hücreyi korur. Evet hepsi doğru. Çekirdek hücrenin yönetim merkezidir. Yapısında kalıtsal özellikleri belirleyen yapılar bulunur. Bütün hücrelerde bulunur ifadesi yanlıştır. Tüm hücrelerde çekirdek bulunmaz. Mesela bakterinin çekirdeği bulunmaz. Sitoplazma büyük oranda sudan oluşur. Yumurta akı kıvamındadır. Yarı saydam ve akışkandır. Dolayısıyla hangi kısımda hata yapmışız? Dördüncü kısımda. Dördüncü sorumuz. X, Y ve Z görevlerine göre hangi organelleri temsil etmektedir? X, hücre içinde fazla olan maddeleri depolar. Bu kimin göreviydi? Koful'un görevi. Koful. Y, büyük besinleri parçalar ve hücre içinde sindirimden sorumludur. Lizozom organelimiz. Z, hücre içindeki en küçük organeldir ve protein sentezler. Bu da Ribozom organelimizin görevidir. Üçünü sağlayan şıkkımız A şıkkı. Beşinci sorumuz. Yukarıda verilen görselde numaralandırılmış yapıların doğru gösterilme aşağıdakilerden hangisidir? Bir numaralı kısmımız hücreyi gösterir çocuklar. Yuvarlak hatta bir hayvan hücresidir. İki numaralı kısmımız kromozom. Üç numaralı kısmımız çift sarmal yapıya sahip bir DNA'mız. Ve Dört numaralı kısımda geni ifade eder. Hücre, kromozom, DNA ve gen olan C şıkkımız doğrudur. Altıncı sorumuz. Mitoz bölünmenin bazı evreleri numaralandırılmıştır. Buna göre doğru sıralama aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir? 1, 2, 3 diye bize bazı şekiller gösterilmiş görüldüğü üzere. E, baktığımızda 3 numaralı evrenin bir hazırlık evresi olduğunu anlıyorum. Dolayısıyla hazırlık evremiz birinci olarak gerçekleşir. İkide gördüğüm kromozomların belirginleştiği evre bu ikinci sırada gerçekleşir. Bir de gördüğümüz boğumlanma bu da son olarak gerçekleşir. Yani 3 numaramızdır. Sıralanışı 3, 2, 1 şeklinde olacaktır. Yedinci sorumuz. Mitoz bölünme ile ilgili ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? Tür içi kalıtsal çeşitlilik sağlar. Bu mayoz bölünmenin görevidir. Tek hücrelilerde üremeyi. Evet mitoz bölünme. Amip, öglena, terliksi hayvan gibi mesela. 3 numara. Çok hücrelilerde büyüme, gelişme ve hatta onarımı yaraların iyileşmesini de sağlar mitoz bölünmemiz. Yeni oluşan hücrelerde kromozom sayısı yarıya inen bu da mayoz bölünmenin bir özelliğidir. Kaç tanesi doğrudur dediği için iki tanemiz doğrudur. Sekizinci sorumuz yukarıda verilen görsel ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir DNA eşlenmesini anlatmaktadır. Evet gördüğümüz gibi iki kısmı ayrılmış fermuar gibi zincirler açılmış o yüzden DNA'nın bir eşlenmesi anlatılmaktadır. Yeni oluşan DNA'lar yani bu ikisi baştaki DNA'dan farklı değil, aynıdır. Dolayısıyla bu öncülümüz yanlış. Bu olay hücre bölünmesinden sonra gerçekleşir demiş. Hayır, hücre bölünmesinden önce gerçekleşir. Hatta hücre bölünmesinin kanıtı olarak ne diyorduk? DNA'nın kendini eşlemesini örnek olarak verebiliyorduk. O yüzden cevabımız yalnız bir. Dokuzuncu sorumuz. Bir apartman, iki oda, üç daire, dört tuğla. Kromozom, DNA gen ve nükleotit kavramlarını yukarıdaki verilenlere benzetirsek basitten karmaşa doğru hangi sıralama yapılmalıdır? Şöyle bir şey kodlamıştık hatırlarsanız çocuklar. Kedi geni. Büyükten küçüğe doğru sıralamamızdı bu. Yani. K kromozom. D-DNA, G-GEN, N ise nükleotit kavramlarını ifade ediyordu. Ve bunlar büyükten küçüğe doğru sıralamamızdı. Yani karmaşıktan basite doğru. Basitten karmaşa doğru sıralamamız ise şu şekilde gidecek. Yani en basitimiz nükleotit olmalı. Şimdi dolayısıyla en basitimiz kim olacak? En küçüğümüz tuğla. Daha sonra tuğla. Daha sonra ne gelir? Odamız, odadan sonra dairemiz, daireden sonra da ne olacak? Apartman. O yüzden 4 2 3 ve 1 şeklinde sıralanır. 10. sorumuz. Tabloda bir canlıya ait kısımlar verilmiştir. Buna göre canlının oluşma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Doku, hücre, sistem, organ, organizma şeklinde kelimelerimiz var. Bir kere hücre, doku, organ, sistem ve organizma şeklinde sıralanacak. Bunları sağlayan şıkkımız hücre, doku, organ, sistem, organizma olan B şıkkımız. 11. sorumuz Yukarıdaki mitoz bölünmenin gerçekleşmesinde anlatılan hangi kısımda hata vardır diyor bize. 1. DNA kendini eşler. Evet, DNA'nın kendini eşlemesi hücre bölünmesinin bir kanıtıdır. Sentrozomlar zıt kutuplara çekilir. Doğru. Kromozomlar hücrenin ortasına dizilir. Evet, bundan sonra gerçekleşen kısmımız budur. Önce sitoplazma bölünmesi tamamlanır. Çekirdek bölünmesi başlar diyor. Hayır, önce çekirdek bölünmesi Sonra sitoplazma bölünmesi gerçekleşir. O yüzden dördüncü öncülde hata bulunur. 12. sorumuz. Yukarıda verilen ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna karar verilirse hangi çıkışa ulaşılır? Mitoz bölünmede oluşan hücreler tekrar mitoz bölünme geçirebilir. Evet, tekrar tekrar mitoz bölünme geçirebiliriz. Fakat mayoz bölünme geçiremeyiz. Mitoz bölünmede parça değişimi gözlenir demiş. Hayır, mitoz bölünmede parça değişimi değil, mayoz bölünmede gerçekleşir. O yüzden kaçıncı çıkıştayız? 2. 13. sorumuz. Mitoz ve mayoz bölünmenin özelliklerinin yazıldığı tabloda hangi kısım yer değiştirilirse hata düzeltilmiş olur? Mitozda iki hücre oluşur, mayozda dört hücre oluşur. Doğru. Kalıtsal çeşitlilik yok, mayozda var. Kromozom sayısı yarıya inmez, kromozom sayısı sabit kalır. Kromozom sayısı sabit kalır demiş. Hayır, yarıya iner. Vücut hücresinde görülür, eşey ana hücresinde görülür. O yüzden cevabımız C şıkkı. 14. sorumuz. 2N eşittir 38 kromozoma sahip hücre Arka arkaya 4 kez mitoz bölünme geçirdiğine göre oluşan hücre sayısı ve her bir hücrenin sahip olduğu kromozom sayısı kaçtır? Mitoz bölünme sonucunda oluşan hücre sayısını bulmak için kullandığımız formül 2 üzeri n'de. Burada n diye gösterilen şey kaç kere mitoz bölünme geçirdiğini yazdığımız sayı. Dolayısıyla... 4 kez mitoz bölünme geçirdiğine göre 2 üzeri 4 olacak. 2 üzeri 4'ün değeri nedir çocuklar? 16'dır. Dolayısıyla hücre sayımız ne olacak? 16. Mitoz bölünme sonucunda kromozom sayımız sabit kalıyordu. Dolayısıyla kromozom sayımızda ne olacak? Yine 38. O yüzden cevabımız D şıkkı. 15. sorumuz. Yukarıda verilen hücre ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur? Anıl, hücre bölünmesi gösterilmiştir ve bu hücrede sentrozomlar görev yapar. Şimdi baktığımda, şekli incelediğimde köşeli bir yapıya sahip olan hücreden bahsedilmekte. Dolayısıyla köşeli olduğu için bir bitki hücresidir ve bitki hücresinde sentrozom bulunmaz. O yüzden aşıkımız gitti. Aslı bitki hücresinin bölünmesi gerçekleştirilmiş ve stopla boğumlanmıştır diyor. Boğumlanma ifadesi hayvan hücresi için geçerliydi. Bitki hücresi olduğu için bu da yanlış oldu. Akif bu bölünme sonucu canlının kromozom sayısı yeni hücrelerde yarıya iner demiş. Baktığımda iki hücre oluştuğunu gözlemliyorum. İki hücre oluşması demek bunun bir mitoz bölünme geçirmesi demektir. Bu yüzden yarıya inmez sabit kalır. Bu da gitti. Arda, bitki hücresinin bölünmesinde aralemel sayesinde sitoplazma bölünmesi anlatılmaktadır. Evet, bitki hücresi boğumlanmaz. Bitki hücresinde aralemel, araplak dediğimiz şey gerçekleşir. Doğru olan şıkkımız denizli. 16. sorumuz. Yukarıdaki görselde büyük ve küçük kütlede yıldızların ömrünü nasıl tamamladıkları çizilerek gösterilmiştir. Verilen görselde yapılan hata hangi öğrencinin söylediği şekilde yapılırsa düzeltilmiş olur. Şekli incelediğimde küçük kütleli yıldızların aslında beyaz cüceleri oluşturduğunu, büyük kütleli yıldızların ise kara deliği oluşturduğunu zaten biliyorduk. Yalnız burada hata çocuklar şurada. Dolayısıyla bu ikisinin yer değiştirmesi gerekiyor. Üsttekinin kırmızı üst dev değil kırmızı dev. Alttakinin de kırmızı dev değil, kırmızı üst dev olması lazım. Bu yüzden bunları sağlayan şıkkımız hangisidir? Bakıyorum. Özge, kırmızı dev ve kırmızı üst devin yer değiştirirse doğru olacağını söylüyor bizlere. 17. sorumuz. Sputnik 1'den günümüze kadar yaklaşık 60 yıl içinde uzay araştırmalarında çok önemli gelişmeler yaşandı. Ay Mars ve Venüs gibi gök cisimlerine uzay sondaları, uzay araçları gönderildi. Mars'ın çevresine uydular yerleştirildi. Değişik amaçlı dünyanın çevresine yapay uydular yerleştirildi. Uzay istasyonları kuruldu. Bu yolculuklar sırasında kimi zaman roketlerde, kimi zaman taşınan yüklerde patlamalar oldu ve onların enkazı uzaya yayıldı. Yukarıda verilen uzay araştırmaları ile ilgili bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkımız uzaya gönderilen Sputnik 1 uydusundan bu zamana kadar önemli gelişmeler yaşanmıştır diyor. Evet, bu birinci cümlemizden bunu çıkarabiliriz. Gönderilen araçların enkazları bazı nedenlerden dolayı uzaya dağı, dağılmıştır. Evet. Son cümlemizde de bundan bahsetmiş bize. Dolayısıyla bu ikisi söyleniyor. Bazı gök cisimlerine uzay araçları gönderilmiştir. Bakıyorum Mars'ın çevresine uydular yerleştirildi diyor. Buradan da bunu çıkarırız. Fakat uzay kirliliğinin nasıl azaltılacağı ile ilgili bize bir bilgi verilmemiş. O yüzden bu söylenemez. 18. sorumuz. Yukarıdaki etkinlikte verilen ifadeler doğru veya yanlış olarak takip edilirse hangi sayıya ulaşılır? Dünya Samanyolu galaksisinde yer alır. Evet doğru. 1 numara. Samanyolu galaksisi düzensiz galaksidir. Yanlış. Sarmal bir galaksidir. 4 numara. Güneş sistemi Avcı Orion kulu üzerinde bulunur. Doğru. Bu da 5 numara. 1 4 5 olan C şıkkımız doğru yanıtımız. 19. sorumuz. Yukarıda verilen üreme ana hücresinin mayoz bölünme geçirmesi sonucu Oluşacak hücrenin gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? diyor. Mayoz bölünmede biliyoruz ki kromozom sayısı yarıya iniyordu. Dolayısıyla bunların yarısı olan şıkkımızı bulmam gerekiyor. E, bu olmadı. Bundan iki tane çubuğumuz var. Bu da olmadı. Çubuktan iki tane var. Bu da olmadı. Evet, hepsinden birer tane olan B şıkkım doğru yanıtım. 20. sorumuz. Yukarıdaki damlada yer alan örneklerden takım yıldızı olanlar taranırsa aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? Çoban, evet takım yıldızı, büyük ayı takım yıldızı, avcı, boğa, küçük ayı, yılan hepsi takım yıldızıdır. Hatta tüm burçlarımızda birer takım yıldızını örnektir. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz hoşçakalın.